Değerli izleyicilerimiz, yeni bir finans gündemi programıyla beraber sizlerleyiz. Yine bu programımızda Gaziantep Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İbrahim Halil Ekşi hocamızla beraberiz. Hocam programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Çok izleyicilerimizin bu programda uzun tutmamayı düşünüyoruz değerli izleyicilerimiz, takipçilerimiz. 15-20 dakika içerisinde geçen hafta neler oldu, önümüzdeki haftaki beklentilerimiz nelerdir, dünyada neler oluyor, bunları size kısaca hocamızla beraber aktarmaya çalışacağız. Hocam dünyada geçen hafta neler oldu, bunları nasıl okumak gerekiyor, Amerika'daki durumlar, Türkiye'deki durumlar, Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıkları arttırması, öbür taraftan tahville ilgili durumlar var. Ve her şeyden önce yine döviz aldı başını gidiyor. Yabancı para birimlerinde ciddi değişiklikler var. Yine bunun yanı sıra yerlerde ciddi manada dibe doğru gidiş var. Bunu geçen seneki bilir miyiz? Bunun değerlendirmesini sizden alalım hocam. Buyurun. Teşekkür ediyorum Bey. Öncelikle bizi takip eden arkadaşlarımıza selamlarım ve hürmetlerimi arz ediyorum. Şimdi isterseniz içeriden başlayalım değerlendirmeye. Sizin de bahsettiğiniz gibi geçen haftaya Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıkları 200 baz puan yani %2'ye karşılık geliyor. Arttırması gündemine belirledi. En son PPK'da kurul toplantısında Merkez Bankası'nın faizleri, politika faizlerini değiştirmeme kararı alınmıştı. Malumunuz ilk iki toplantıda Merkez Bankası PPK'sı faizleri, politika faizlerini çok ciddi bir oranda arttırmıştı. Hatta buradan hareketle geçen hafta Merkez Bankası Başkanı'nın Sayın Naci Ağbal'ın ilk 100 gününü tamamlamıştı malumunuz. Onun değerlendirmesi yapılıyordu. Yani Sayın Ağbal ve ekibi Şahin mi yoksa efendim güvercin mi tartışmaları yapılıyordu. Bloomberg'in yaptığı bir araştırmaya göre veya Bloomberg'den daha doğrusu okuduğum bir araştırmaya göre analistler veya piyasa oyuncağının büyük çoğunluğu Sayın Ağbal'ın yüksek oranda Şahin olduğu, politikalardan hareketle Şahin olduğu değerlendirmesini yaptılar. Hatta ben de yazmıştım, demiştim ki yani Sayın Ağbal %75 değil %100 Şahin demiştim tabir yerindeyse. Çünkü izlediği para politikasından hareketle bunları söyledim. İşte en son PPK'da faizler değişmeyince efendim herkes bir beklenti içine girdi. Ne olacak tarzında. Efendim ama şunu bastıra bastıra söylediler. Henüz faiz arttırımı için yeterli ortam oluşmadı ve bunu konuşmak için çok erken vurgusunu yaptı Sayın Başkan. Dolayısıyla buradan hareketle ben bu yorumu yaptım. Yani bence uygulanan politikalar tamamen tabir yerindeyse %100 Şahin politikalar para politikası anlamında. Zaten haftaya dediğim gibi zorunlu karşılıklarda 200 baz puanlık artışla haftaya başladık. Bu ne anlama geliyor? Önce bunu ifade edelim takipçi arkadaşlarımıza veya izleyen arkadaşlarımıza. Şimdi Merkez Bankası'nın faizlerle veya para arzıyla oynayabilecek bazı enstrümanları var. Bunlardan en önemlisi, en rahatı efendim, en rahat gerçekleştirdiği uygulama zorunlu karşılık oranı veya rezerv opsiyon mekanizması da bunun farklı bir boyutu. Zorunlu karşılık şu demek: Merkez Bankası bankaların topladığı mevduatın belli bir oranını kendisi alıyor ve blok ediyor. Biz buna zorunlu karşılık diyoruz. Diğer bir ifadeyle bankaların piyasaya para sürmesini ister kısıtlayabiliyor, ister bollaştırabiliyor. Eğer zorunlu karşılık oranı artarsa bankalar piyasaya daha az kredi vereceğinden, diğer bir ifadeyle para arzı daralacağından faizlerin yükselmesini bekliyoruz. Yani faizleri yükseltmenin bir yolu zorunlu karşılığı artırmak diyebiliriz. Nasıl ki politika faizini 15'ten 17'ye getirdiyse
efendim zorunlu karşılığı da yükseltebiliyor veya düşürebiliyor. Ama bu sefer yükseltme tarzında bir politika izledi. Demiştim ya, yani izlenen politikalar bana göre %100 şahin diye. Bu da bunun bir yansıması oldu sanki. Ben doğruladı yani. Çünkü en son şeyde PPK'da faizleri arttırmamıştı. Yani bir hamle bekleniyordu Merkez Bankası'ndan. Hatta medyan görüş az da olsa arttırması yönündeydi. 50 bas puan veya 100 bas puan arttırması yönündeydi. Ama Merkez Bankası bu görüşü ters hareket yaparak, tabir yerindeyse, ha, bir kesim de faizleri yükseltmeyeceğini bekliyordu. Efendim, işte diğer bir ifadeyle faizleri yükselteceğini bekleyenler de vardı. Analistlerin içinde yükseltmeyeceğini bekleyenler de vardı. Bu hamleyle beraber gizli bir şekilde de olsa para arzıyla beraber esasında faizleri bir çeşit arttırdı. Bir anlamda arttırdı. Ha diyeceksiniz ki ya faizler arttı, niye kurlar da bir artış oldu? Şimdi geçen haftaki hareketi, kur hareketlerini efendim Amerika'daki tahvil getirileriyle bana göre ilişkilendirmek lazım. Geçen hafta Amerika'da tahvil getirileri, 10 yıllık tahvil getirileri %1.60'la ciddi bir seviyeye ulaştı. Yani Amerikan tahvillerinin kıymeti, tabiri caizse getirisi, yatırımcısına getirisi arttı. Hal böyle olunca gelişmekte olan ülkelerden bizim gibi efendim bir çıkışa şahit olduk. Dolayısıyla yani diyeceksiniz ki ya işte Amerika'daki tahvil getirisi artıyor, bizim kurlar niye etkileniyor? Bu arz talep meselesinden işte. Yani bir şeyin arzı kısılınca siz sonuç itibariyle döviz basamıyorsunuz. Böyle bir yetkiniz yok efendim. Amerika'da işte Fed basıyor, bunu biliyorsunuz. Dolayısıyla bir şeyin arzı azaldığında efendim fiyatın artması gayet normaldir. Ben biraz bununla ilişkilendiriyorum. Ha önümüzdeki hafta ne olur? Yani önümüzdeki hafta kurları etkileyecek çok ciddi bir veri yok. Açıklanmasını beklediğimiz çok ciddi bir veri yok. İşte PMI verileri var. En önemli göstergelerden bir tanesi o. Gelecek haftayı ilgilendiren, aybaşı olması hasebiyle efendim. Orada da ciddi bir değişiklik beklenmiyor. Biraz da şu, bu kurlardaki hareketin hayrı bey nedeni, ben öyle yorumluyorum. Kur 7 seviyelerine, hatta daha dolar TL için konuşuyorum, daha aşağı seviyeleri görünce bir tepki alımları olmuş olabilir bu kurdaki yükselişin nedeni. Bir neden diyelim. Yani bir tanesini tahvil faizlerine bağladık, Amerika'daki tahvil getirilerine bağladık. Bir neden de bu olabilir efendim. Ama kurların yükselmesi beraberinde takdir edersiniz özellikle ihracat ayağını destekliyor. İhracatçıların istediği bir şey. Rekabet gücü anlamında paranın değersizleşmesi, TL'nin değersizleşmesi efendim onların işine geliyor. Yani önümüzdeki hafta dediğim gibi bu şeyi etkileyecek, kurları etkileyecek çok ciddi bir veri takvimi yok efendim. Bu stabil hareketin işte 7.30-7.50 arasındaki dalgalanmanın olmasını bekliyorum. Yani çok ciddi bir değişiklik olmadıktan sonra. Siyasi şeyde de çok ciddi bir gerginlik yok. İşte İran'da işte anlaşmalar gündemde biliyorsunuz. İşte ticaret savaşları hala ılımlı da olsa devam ediyor. Yani en azından bunları söyleyebiliriz kısa vadede Hayri Bey. Bir de şunu ekleyeyim Hayri Bey. Geçen hafta Bitcoin'i konuşuyorduk. 55 binlerin üstünü görmüştü Bitcoin. Efendim sanal kripto paralar anlamında en önde geleni biliyorsunuz Bitcoin. Bu hafta çok ciddi bir düşüş oldu Bitcoin'de. Yaklaşık %21 efendim değer kaybı oldu. 45 bin lira dayandı, geriledi. Bitcoin'in efendim fiyatı. Dolayısıyla geçen hafta bahsettiğimizi tekrar etmekte fayda var. Bu tür kripto paralar çok volatil. Artı geçen haftaya damgasını vuran bir diğer faktör de borsamızdaki dalgalanma, volatilite. Geçen hafta çok ciddi volatilite yaşadık borsada. Özellikle bazı kağıtlarda efendim çok ciddi artışlar, azalışlar meydana geldi. Efendim halbuki o şirketlerle ilgili çok ciddi bir
bunu gerektirecek, bu hareketi gerektirecek alım veya satım anlamında gerektirecek bir hareket de olmadı. Bir bilgi de girmedi piyasaya. Dolayısıyla geçen haftaya bunlar damgasını vurdu diyebiliriz. İşte bir daha söylüyorum. Bitcoin, efendim ons'un düşüşü, Amerikan tahvillerinin getirisine bağlı olarak ons'ta 1700'lere doğru bir iniş vardı, 1800 dolardan. Ons anlamında konuşuyorum. Efendim, tahvil faizlerinin, tahvil getirilerinin artışı, %1.6 Amerika 10 yıllıklarının getirisi. Dolayısıyla geçen hafta bunlara damgasını vurdu diyebiliriz Hayri Bey. Geçen haftaki yeni mesajdaki bir makalenizde de nereye kadardı galiba makalenin başlığı? Orada şunu yazmıştınız. Yani bu faiz karşılığı giren paranın nereye kadar geleceğini, yarın başka bir ülkenin faizleri arttırdığında daha güçlü bir ülkenin bu paranın hızlı bir şekilde bu piyasadan çıkacağını, dolayısıyla da borçla giren parayla ekonominin düzeltilmesinin mümkün olmadığını vurguluyordunuz, hatırladım. Kesinlikle. Yazınızda da. Evet, son olarak hocam, dün akşamdı galiba, sosyal medyada ciddi bir hareketlilik vardı hocam. Yani tabiri caizse böyle çalkalanacak ya, hem Twitter tarafı, YouTube tarafında, Instagram'da filan, Facebook'ta. Neydi bu konu? Sessiz devrimden bahsediliyordu hocam. Yani işte 27 Şubat'ta Sayın Haydar Baş tarafından, Profesör Doktor Haydar Baş tarafından Duma'da yapılan bir konuşmayla beraber, Rus Duması'nın misafiri olmasıyla beraber dünya gündeminin çalkalanmasına rağmen Türkiye'de bunun sessizlik karşılanması ve bunun karşılığında da dün bunun yıl dönümü ve burada 27 Şubat ve sessiz devrim konulu hashtag dünya gündeminde birinci sıralara oturdu neredeyse. Bununla ilgili bu sessiz devrim neydi hocam? Yani burada ne anlatılmak isteniliyordu? Bunu da programımızın süresi içerisinde ele alırsanız kısaca, daha sonraki programlarımızda da yeniden bununla ilgili daha geniş detaylı da konuşabiliriz hocam. Buyurun hocam. Şimdi malumunuz 2013 yılında Profesör Doktor Haydar Baş Bey milli ekonomi modelini, kendisine ait milli ekonomi modelini deklare etmek, sunmak amacıyla Rusya'ya davet edildi. İşte 27 Şubat onun yıl dönümüydü. Neden sessiz devrim deniyor? Çok basında göremedik bu görüşmeyi. Oysa yanlış hatırlamıyorsam Duma'ya sadece o zamana kadar, 2013 yılına kadar sadece Çin devlet başkanı katılmış. O da selamlama konuşması anlamında, birkaç dakikalık bir konuşma anlamında davet edilmiş. Şimdi Haydar Baş Bey'in milli ekonomi modeli hakikaten orijinal ve insanlığa katkı sağlayabilecek bir model. Biz şu anda birkaç arkadaşımla beraber, iktisatçı arkadaşımla beraber modeli analize tabi tutuyoruz. Akademik yayın haline getirmeye çalışıyoruz Hayri Bey. Ama gelin evet, görün ki inanın yayına koyabilecek literatür bulamıyoruz. Literatür. Yani bu konuda daha önce yapılmış çalışmalara biz genelde literatür diyoruz akademik camiada. İnanın literatür yok. Mesela milli paralarla ticaret diye bir öngörüsü var milli ekonomi modelinin. Yani ülkelerin dış ticarette kendi yerli ulusal paralarını kullanmaya dayanan bir teori. Ama biz bunun üstünde çalışıyoruz. Verileri Rusya'dan bulduk. Malumunuz Rusya milli ekonomi modelini yaklaşık 10 yıldan bu tarafa uyguluyor. Özellikle milli paralarla ticaret olgusunu uyguluyor. Verileri bulduk, sıkıntı yok. Onları analiz edeceğiz programlarda efendim ve bir yayın çıkartacağız. Ama gelin görün ki literatür bulamıyoruz. Bu konuda teori bulamıyoruz. Çünkü niye? Orijinal bir konu. İşte şuna üzülüyorum sadece. Şuna üzülüyorum. Bu konuyu, yani milli paralarla ticaret konusunu şu veya bu şekilde bilerek veya bilmeyerek birileri sulandırıyor. Birileri sulandırıyor. Orijinalliğine efendim zarar getirmeye çalışıyor. Oysa ki bunun kimseye bir faydası yok. Yanlış anlamayın. Yani merhum Haydar Baş Bey, Profesör Doktor Haydar Baş Bey bu modeli tüm insanlık için yazdı. Yani kimseye zarar gelmez. Yani
dış ticareti kendi ulusal para birimimizle yapmaktan inanın kimseye zarar gelmez. Bunun birçok etkisi var. Biz sadece ekonomik büyüme üzerindeki etkisine bakıyoruz. Esasında benim çalışma konularından bir tanesi kur riskidir. Bunun yani milli paralara ticaret konusunun kur riski üzerinde çok ciddi bir katkısı var. Ancak gelin görün ki ne yazdık ki az önce ifade ettiğim gibi efendim birileri kafasını kuma gömmüş efendim duymamazlıktan, görmemezlikten geliyor. Ama nereye kadar? Yani bunu bu ekonomiyle ülkeleri bu durumdan kurtarmak inanın çok zor. Yani ve buna yönelik de bir çaba da yok. Yanlış anlamayın. Ben dün de ifade ettim. Tekrar ifade edeyim bu vesileyle. Yani biz yayın yapıyoruz. Yurt içinde, yurt dışında, sempozyumlarda, kitaplarda, dergilerde yayın yapıyoruz. Efendim. Ama inanın yaptığımız yayınlar kime ne kadar katkı sağlıyor? Efendim tartışılır. İşte Haydar Başbey'in milli ekonomi modelinin en büyük farkı bu. Ayağı yere basıyor. Realist uygulamalar. Kaldı ki insanlar, ülkeler bunu uyguluyor. İşte bunu lütfen görelim. Ben buradan sizin vesilenizle tekrardan sesleniyorum. Hem akademik camiaya hem büyüklerimize sesleniyorum buradan bu vesileyle. Yani inanın Haydar Başbey bu modeli kaleme alırken bir menfaat, bir rant, böyle bir derdi yoktu merhumun. Efendim biz bunu biliyoruz, takip ediyoruz. Ben de birkaç kongresine davet edildim. Orada bir sürü ilim adamı, saygın yurt içinden, yurt dışından bir sürü ilim adamı geldiler. Orada Haydar Başbey'in büyüklüğünü, modelin büyüklüğünü bir kez daha anladık, şahit olduk. Ama işte ben şunu söylüyorum son olarak müsaadenizle. Güneş balçıkla sıvanmaz. Biz ne kadar görmemezlikten gelsek de, duymamazlıktan gelsek de efendim birileri bunu alıyor, uyguluyor, ekonomilerini büyütüyor, ülkenin refaha yükseltiyor, refah seviyeleri yükseliyor daha doğrusu. Dolayısıyla bunu görmek gerekiyor diye düşünüyorum. İşte dün onun yıl dönümüydü. Efendim tekrar rahmetle, minnetle anıyoruz Haydar Başbey'i. Efendim ama işte dedim ya nereye kadar işte bu ekonomik şartlarla ülkelerin geldiği nokta, daha doğrusu kapitalizmle ülkelerin geldiği nokta burası. Şu anda bakıyorsunuz gelir dağılımı arasında ciddi bir uçurum var. Ne bileyim efendim ekonomik büyümeler yerlerde. Dolayısıyla geldiğimiz nokta bu özetle. Bu noktadan çıkış için de reçete belli. Sadece daha biz bir tanesinden bahsettik. Milli paralara ticaret olgusundan bahsettik. Bunun dışında Haydar Başbey'in milli ekonomi modelinde bir sürü teori, bir sürü saç ayakları var. Efendim, okuyalım. İnanın kimseye zarar gelmez okumaktan, bilmekten. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Bir de Hayri Bey, yanlış anlamayın. Bu büyük bir söz. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Okuyalım, eleştirelim, eleştirel bakalım varsa eksik bir tarafı. Efendim, diyelim ki ya işin şu tarafını eksik bırakmışız, bu tarafını yapalım. Ama inanın değer verelim. Bunlar önemli değerlerimiz. Yani bizden bakıyorsunuz Türkiye'den ne yazık ki istediğimiz anlamda başarı elde edemiyoruz. Az önce şey yaptım, NASA bir Türk profesörüne Amerika'da bir bayan bir profesör hocamıza Türk gurur duyuyoruz. Ödül vermiş mesela. Az önce dinledim. Haberlerde bugün pazar, yarın bugün de dışarı akşam haberlere efendim biz gurur duyduk yani ama isteriz ki bunların farkına varılsın. Bunlara değer verilsin. Her anlamda değer verilsin. Ondan sonra bu duygularla olaya bakıyorum. Ayrıca 27 Şubat'ı da bu şekilde okumak gerektiğine inanıyorum. Evet, ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Değerli arkadaşlar, finans gündeminin daha sonuna geldik. Gerçekleri doğruları izlemek için sizleri Yeni Mesaj TV YouTube kanalı bekliyoruz. Yayınımızı izlediğinizde yayınımıza değerli arkadaşların daha fazla ulaşması için paylaşmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyelim. Sizin daha fazla insana ulaşabilmesi için bunlar çok önemli. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bir finans gündeminin daha burada sonuna geldik. Bir dahaki programlarda görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.